Bir çay daha alır mısınız? Teşekkür ederim, kâfi. Daha ne kadar bekleyeceğiz müdür bey? Çok uzun zaman olmadı mı? Arkadaşlar tabancanın seri numarasını mevcut ruhsatlarla karşılaştırıyorlar. Takdir edersiniz ki bu biraz uzun bir işlem. Birazdan gelir. Gir. Müdürüm. Heh. Ne yaptın Kenan? Ruhsatlı mıymış? Evet müdürüm, ruhsatlıymış. Sahibini de tespit ettik. Ver bakayım. Buyurun. Tamam, sen çıkabilirsin. Emredersiniz. Kime aitmiş tabanca? Bundan sonrasını biz hallederiz Demir Bey. İcap edeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Müdür Bey, tabanca kime aitmiş diye sordum. Karımın canına kim kastettiyse bunu bilmek benim hakkım. Sen hani acıkmıştın? Hiçbir şey yemiyorsun, çok az yiyorsun. Amca acıkmıştım, çok acıkmıştım ama biraz hızlı gidince tıkandım. E Fikret sen böyle hemen tıkanacaksan seninle işimiz var vallahi. Burası Adana. Yiyeceksin. Burası Çukurova. Hangi kapıyı çalsan sana yemek verir. Bak ben Nazire'ye bu kadar şey yaptırdım. Bunların hepsi bitecek, hepsini yiyeceksin. Daha mumbar dolması geliyor ona göre ha. Yok amca ben artık o mumbar dolmasından yiyemem çünkü biraz daha yersem patlayacağım. Yiyeceksin. Biliyor musun Fikret? Biz Müjgan'la halis mulis İstanbulluyuz. Ama bu Adana'da yemediğimiz şey kalmadı açıkçası. Evet, acıya bile alıştık burada. Ben pilava pul biber koyuyorum, öyle düşün. Alışır, alışır. Hatta alıştı bile. Bugün fabrikada bir şeyler gösterdim, hemen kaptı. Sonuçta pekeli, kanında var. Estağfurullah. Vallahi estağfurullah falan yok Fikret. Hemen kapıyorsun maşallah sen. 40 yıllık pamukçuyum. Baba, bak sana ne diyeceğim. Fikret bizim fabrikada başlasın çalışmaya. Ben de yanında dururum. Bildiğim ne varsa öğretirim. Hı? Zaten bu kabiliyette bir iki ayak almaz. İşin başına geçecek kıvama gelecek adam. Ne diyorsun? Olur, çok da iyi olur. Hı? Amca vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçi ben bunu becerebilir miyim onu da bilmiyorum. Ya beceremeyecek ne var Allah aşkına? Ama yok bak Almanya'dan geldim fabrikaya kapanmak istemiyorum. Böyle açık havada dolanayım diyorsan o zaman senin narinceğini başına koyalım. Orayı idare et. Ne diyorsun? İlla çalıştıracaksınız beni yani. Allah çalışanı sever. Doğru ben de çalışanı severim. Ya siz kendi aranızda işleri paylaşın işte. Nereyi kim yönetecek siz ona kendiniz karar verin. Sağımda aslan gibi yeğenim, solumda aslan gibi evladım varken bırakın da onu da ben düşünmeyeyim herhalde değil mi? getir Nazire getir. Mumbar dolması geldi. Amca ben ondan almayayım gerçekten çünkü bayağı... Yo yiyeceksin olmaz öyle şey. Ben şu küçük parçayı rica edeceğim. Yok en büyüğünü koy. Büyük parça olacak, büyük parça. Hadi afiyet olsun. Yiyin bakalım. Hadi. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim ola ki? Çetin bir şey getirecekti galiba. Olur. Çetin getirse getirse haber getirir. Bak bitecek bunlar diyorum yani. Hepsini yiyeceksin onları. Gözüm üstünde ha. Bir dakika abi. Çekil onu. Kim geldi Nazire? Nazire kim geldi? Ben geldim Fekeli. Yaman'ın Demir gelmiş. Hayırdır? Bak hisse mevzuyla alakalı bağırıp çağıracaksan burası yeri değil. Git annene söyleyene söyleyeceksin. Başkalarının şirketine musallat olacağına... ...karını hapishaneden nasıl kurtaracaksın onu düşün Yılmaz Efendi. Ne diyorsun lan sen? Züleyha kendini öldürmeye kalkmadı. Karımın Müjgan vurdu.
Onu öldürme kastıyla kalbine ateş etti. Yalan mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun Yaman'ın Demir. Benim evime gelip benim gelinime iftira atamaz. Boş yere konuşmuyorum. Kimseye iftira attım yok. Başlarım senin boşuna donuna. Çık git lan evimden. Çık git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Çık. Polis raporuna göre Züleyha'yı vuran silah bu. Tanıdın mı? Bu da ruhsat. Senin üstüne. Karın sana ait bu silahla Züleyha'yı öldürmeye teşebbüs etti. Züleyha sana ne yaptı da canına kastettin Müjgan? Söylesene. Demir, sen karımı neyle suçladığını farkında mısın? Hadi söyle Müjgan. Neden yaptığını söylesene. Haddini bileceksin. Senin o karın saçma sapan şeyler söylüyor ve sen utanmadan bu kıza iftira mı atıyorsun? Sen karışma bu işe. Neden? Ali Rahmet de Yılmaz, bir şey söylesenize. Niye bu adamı böyle konuşturuyorsunuz? Niye buna müsamaha ediyorsunuz? Neden yaptın? Söylesene. Bak, sana söz veriyorum, elimden geleni yapacağım. Ne biliyorsun? Söylesene. Yeter. Edepli dur, edepli konuş. Benim seninle bir işim yok. Sorumun cevabını almaya geldim. Ne cevabı lan? İftiranın cevabı mı olur? Yılmaz, tamam. Sakin ol. Tamam. Anlatsana Müjgan. Züleyha ile Yılmaz arasında münasebet vardı. İkisini şu halde şurada gördüm desene. Dayanamadım, vurdum desene. Müjgan bir şey yapmadı. Sen sus. Müjgan'la konuşuyorum ben. O cevap verecek. Benimle konuşacaksın. Neden? Neden izin vermiyorsun karının konuşmasına? Benim bilmediğim şeyleri söylemesinden mi korkuyorsun? Yoksa sen hala benim karımın peşinde misin? Senin niyetin ne Yılmaz? Züleyha'yı alıp kaçmak mı yoksa? Demir, bak çok saçmalıyorsun. Çok saçmalıyorsun. O zaman sus. Sorumun cevabını versin. Bak, ben çocuklarımın üstüne yemin ediyorum. Sebebini söylersen ne polis, ne savcı, hiç kimsenin haberi olmayacak, anladın mı? Söz veriyorum çocuklarımın üzerine. Tamam, yeter. Senin karşında bir anne var. Her söylediğini bil, her bildiğini söyleme. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ne biliyordun da yaptın? Söylesene! Yeter be! Yeter! Ne öğrenmek istiyorsun sen? Ha? Züleyha'nın ne yaptığını mı öğrenmek istiyorsun? Evet, istiyorum. Züleyha'nın ne yaptığını mı öğrenmek istiyorsun Demir? Evet, istiyorum. Bunu bana sormanın lüzum var mı? Var. Senin lafınla çocuklarımı annelerinden ayırdım. Karımı hayatını zindan ettim. Ondan başkasına inanmayacağımı, güvenmeyeceğimi söyledim, söz verdim ona. Ama senin onu neden vurduğunu öğrenmem lazım. Beni inandırman lazım Müjgan. Haklı olduğuna beni inandırman lazım. Görmüyor musun? Benim kocamla
senin karın hala birbirini seviyor. Bunu bütün Çukurova biliyor. Bunu ben biliyorum. Sen hala görmüyor musun? Nürgen, ne biçim konuşuyorsun sen? Bütün Çukurova biliyor. Saçmalamayı bırak. Sen beni sevmiyorsun ki. Hiç sevmedin. Sen hala onu seviyorsun. Ben hiçim senin. Saçmalama. Ne saçmalama? Ne saçmalama, saçmalama ne? Yalan mı? Sen Züleyha'dan intikam almak için evlenmedin benimle. Nürgen. Züleyha bu kadar mı çok istiyor Yılmaz'ı? Bu kadar çirkin bir iftira atacak kadar çok mu istiyor? Söyle ona. Ben vazgeçtim. Bitti. Yılmaz onun olabilir. Züleyha'yı sen vurmadın yani. Yalan söylüyor öyle mi? Neden söylesin ki böyle bir yalanı? Ona gidip karına sorsana sen. Sana bir şey söyleyeceğim. Yılmaz'la arandaki bütün husumete rağmen, her şeye rağmen her zaman senin adam gibi bir adam olduğunu düşündüm. Yok gerçekten. Ama sen de onlar gibisin. Züleyha, ne söylese inananlardansın. Çok üzülüyorum ben senin için. Züleyha ile evli olduğun için. Sana da... Sana artık galiba söyleyecek hiçbir şeyim yok. Kalmadı. Yazık. Müjgan, cevap ver. Cevap ver! Ali Rahmet Bey, neden bunu yapıyorsunuz? Baksanıza bana! O gece beni görmediniz mi? Banyodan çıktım, elimde bebek vardı. Müjgan da banyodaydı, bunu biliyorsunuz, gördünüz. Neden söylemiyorsunuz? Senin o üç kuruşluk kadın var ya, sana üç tane kurşun sıktı, o manyak karın. Manyak o! Hiç düşündün mü? Niye daha önce söylemedi de şimdi söylüyor? Sen ne hakla buraya gelip benim yeğenime iftira atıyorsun? Nasıl yapıyorsun sen bunu? Ha? Git onu tımarhaneye tıka. Çünkü o manyak. Sakin sakin konuşalım. Süleyha'nın eline benim silahım nasıl geçti bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama Müjgan'ın bir suçu yok. Kimin suçu o zaman? Senin mi? Hı? Zaten her şey senin yüzünden oldu. Annemin hisselerini almaya kalkarken sonucunun ne olacağını da düşünecektin. Mesele hisse yani değil mi? Bak tamam. Bu seninle benim aramda. Tamam mı? Müjgan'ı karıştırma. Senin derdin benimle. Konuşabiliriz. Sen annemi çoktan karıştırdın ama. Yapacak bir şey yok Yılmaz. Karın derdini mahkemeye anlatacak. Hı? Sinirdiniz mi? Ne fark eder bu senin üstüneyse? Ne fark eder? Ya Züleyha çaldıysa bu silah? Ha? Susun beyecanım. Susmayacağım. Susun beyecanım. Susmayacağım. Ben... Züleyha bu eve girmiş olabilir. Silahı alıp yalnızca Müjgan'a iftira atmak için bunu söylemiş olabilir. Duyuyor musun beni? Nereden biliyorum? Sus dedim. Sus, sus, sus! Sus!
Evlat. Demir'in peşinden git, savcıya ihbar etmesin. Çabuk. Evlat, ne bekliyorsun? Züleyha'yı Müşken vurdu. Karın hapiste çürüsün mü istiyorsun? Oğlunun annesi hapislerde yatsın, çürüsün mü istiyorsun? Çabuk git peşinden, durdur savcıya ihbar etmeden. Çabuk! Çabuk! Niye söyledin? Niye beni Müjgan vurdu dedin? Müjgan hapisteyken nasıl bir hayat kurmuş senin? Hiç mi düşünmedin bunu? O kadar korktum ki yukarıda. Yani yüreğim ağzıma geldi resmen. Allah'tan itiraf etmedin. Allah'tan bir an bir şey söyleyeceksin zannettim ama çok iyi toparladın. Aferin sana, aferin. Bir tanem sen mağdursun. Bunu sakın unutma. Hep başın dik olacak her zaman. Kalk hadi gidiyoruz hadi. Hadi. Gurursuz musun sen Müjgan'cığım hadi. Ne oluyor beycanım? Ali Rahmet Bey, biz bu evde asla kalamayız artık. Asla. Anlamadım. Ne demek o? Anlamayacak bir şey yok. Bu kıza yapılanlar haksızlıktır. Yani bu kadar iftira, bir iftira atmadıkları kalmıştı, onu da yaptılar zaten. Yani bu kızın bir mesleği var. Biz İstanbul'a döndüğümüzde kendi yolunu çizecek. Burada kan kusturtmayacağım bu kıza, ben asla. Siz hele bir sakin olun, sonra konuşacağız. Ne konuşacağız? O şerefsiz Demir'in karşısında gelininizle savunmamanızı mı konuşacağız, ne konuşacağız? Hayal kırıklığına uğrattınız beni. Ben inanamıyorum size. Artık asla güvenmiyorum size. Asla. Yılmaz'ı anlıyorum. Yılmaz tamam Züleyha'ya aşıktır. Onun ağzından çıkan her şey kanundur. Ama siz beni hayal kırıklığına uğrattınız. Siz bir sakinleşin beycanım. Konuşacağız. Bak Ali Rahmet Bey. O gece Kerem Ali'yi sizin kucağınıza verdim mi? Verdim. Banyoda Müjgan'ın olduğunu biliyordunuz. Buna şahit oldunuz. Ve orada o şerefsiz adamın karşısında hiçbir şey söylemediniz. Neden? Siz bana o gece kolunuzdaki kan lekesini açıklayın. Ertesi gün kahvaltıda Müjgan'ın o tuhaf halini açıklayın. Gerekirse konuşuruz. Ne kanı? Ne kanıymış? Ne kanı? Kerem Ali'yi bana verdiğinizde kolunuzda kan lekesi vardı. Ne yani? Bu Züleyha'yı vurdu demek mi oluyor? Ne olacak? Kesmişim. Koluma bir şey olmuş. Kesmişim. Kesecekseniz boş lafı kesin. Hakikati açıklayın bana. Sen gidiyoruz artık. Gurursuzlaşma. Bırakmayacağım. Susacaksın. Bırakmayacağım. Bırak. Bir bırak. Bir bırak, babamla konuşacağım. Babacığım. Demir'in söylediklerini. Hepsi doğru. Ben yaptım baba. Neden? Hiçbir şey yapmadın. Kime yaranıyorsun şu an? Yılmaz'a mı? Aptallık bırak, etme. Hala bırak. Konuşma. Bırak. Bırak artık. Neden? Yılmaz'a mektup yazmış çünkü. Ölüm cezası bu mektup mu yani? Ne yazmış mektupta? Saçma sapan şeyler yazmış. Ne yazacak Allah'ın manyağı? Mektupta ne yazmış? Birlikte kaçalım, kendimize yeni bir hayat kuralım falan böyle şeyler. Baba ben aslında... O mektubu okumayacaktım. Ben Züleyha'dan geldiğini bile bilmiyordum o mektubu. Sana yemin ederim. Niye bilmiyorum. Açmış bulundum mektubu. Çok üzüldüm baba. Kan beynime sıçradı. Ben nasıl yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybettim.
Tamam. Getir o mektubu, ben bir okuyayım. Yaktım. Yaktın mı? Yılmaz'la Züleyha'nın münasebetinin ispatı olan mektubu yaktın, öyle mi? Ben yaktım. Ben yaktım çünkü Yılmaz Züleyha'ya kaçacaktı. Ben yaptım. Silahı da Züleyha'nın eline sen mi tutuşturdun? Kendini vurdu süsü vermek için. Onu da ben yaptım Ali Rahmet Bey. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Beyci Hanım? Siz böyle bir kötülüğü nasıl yaparsınız? Şimdi bütün Çukurova Züleyha'nın kendi canına kıymak istediğini biliyor. Yarın öbür gün evlatları büyüdüğünde Züleyha'ya anne sen ne yaptın diye sorduklarında ne cevap verecek o kız? Ne diyecek o kız? Ali Rahmet Bey, bu kız yalnız bir kız. Annesi dünyanın bir ucunda. Babası desen intihar etmiş, abisi umrunda bile değil. Yılmaz umursamıyor bile bu kızı, sevmiyor. Bakmıyor bile suratına. Benim onu korumam lazım. Onun yanında başka hiç kimse yok çünkü. Korumak mı? Peki siz Züleyha'yı hiç düşünmediniz mi? Siz yeğeninizi korurken o kızın düştüğü haller Allah'tan reva mı? Bir insanı korumak, başka bir insanı yok etmek mi? Benim Müjgan'ı korumam lazım. Başka çarem yok. Sana son söz Beyci Hanım. Koruyucu olan haktır. Tek koruyucu vardır, o da haktır, Allah'tır. Hakikatten, hakkaniyetten şaşmayacaktın. Ama hakka sığınacağın yerde hak yedin. Kul hakkı yedin. Yazıklar olsun. Ne diyeyim? Allah sizi sizin kötülüğünüzden korusun. Sen bizi bu duruma düşürdün, anladın mı? Anladın mı? Gelini! Kes sesini! Başına neler geleceğini biliyor musun? Bilmiyorsun! Bilmiyorum. Bilmiyorsun ama bil, ben söyleyeyim o zaman sana ne olacağını. Seni Yılmaz bir celsede boşayacak. Niye biliyor musun? Çünkü cinayete teşebbüsten hapse gireceksin ve evladını kaybedeceksin. İşte olacağı bu! Bu! Aptal! Koskoca servet gitti elimden. Aptal! Bak şimdi beni iyi dinleyeceksin. Seni mahkemeye çağırdıklarında Züleyha beni kıskanıyordu ve iftira attı diyeceksin. Bana bak! Bana bak! İftira attı diyeceksin. Külliyen yalan söyleyeceksin. Bir avukat vardı. Kimdi Yılmaz'ın bu o evlatlık davasında çok yardım etti Yılmaz'a. Seni tutuksuz yargılatacak. Çünkü Züleyha bunu asla ama asla kanıtlayamaz. Bu kadar. Sokacaksın kafana bunu. Sen beni dinle şu an. Şu an lütfen sen beni dinle. Ben o hapse gireceğim. Hayır. Tamam mı? Bunun bedelini ödeyeceğim. Hayır. Ödetecekler de zaten bana. Senden bir tek şey istiyorum. Benim senden başka bir ailem yok. Tamam mı? Benim çocuğum sana emanet. Tamam mı? Aptal konuşmuyorum. Ona lütfen anlat. Bir tek bunu istiyorum. Ona anlatmanı istiyorum. Aptal konuşma. Nefret ederek büyüsün istemiyorum. Aptal konuşma. Başlatma oğluna. Gerekirse gideceğiz. Yurt dışına gideceğiz. Gerekirse Amerika'ya kaçarız. Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Çık dışarı. Çıkmıyorum dışarı. Çık dışarı. Bağırma bana. Züleyha'yı vurdun, inkar ettin. Yazıklar olsun sana. Bir de sana inandım. Züleyha mı diyorsun sen hala bana? Sen bana hala Züleyha mı diyorsun burada karşımda? Çıkıp gitsene sen şimdi buradan. Ciddi söylüyorum. Git onun yanına. Git Züleyha'na. Ne haliniz varsa görün. Ne yapıyorsanız yapın. Ben bıktım artık Yılmaz. Anlıyor musun beni? Ben artık bıktım beni sev diye çırpınmaktan. Bıktım. Senin için yaptığım hiçbir fedakarlığa değmedin. Boşanacağım senden. Saçma sapan konuşma. Saçma sapan konuşmuyorum.
Bıktım artık, anlıyor musun beni? Sürekli bu kadının adını her gün duymaktan çok yorgunum. Üç kişilik bu iğrenç evlilikten bıktım. Sen benim sevgimin zerresini bile hak etmiyorsun. Öyle mi? Öyle. Seni sevmiyorum artık. Bitti. Beni aklamak için buralara kadar zahmet etmene hiç lüzum yoktu. Babam ısrar etmeseydi gelmezdim. Yalan söylemeye meraklı değilim. Merak etme. Ne güzel. Bundan sonra böyle olacağız. İçeride düşman, dışarıda mutlu aile tablosu. Çok güzel. İşleri bu noktaya sen getirdin Müjgan. Haklısın. Her şey benim suçum. Senin hiç kabahatin yok. Benim biricik melekler kadar masum kocacığım. Ama senin işin de zor. Haklısın. Sonuçta büyük aşkını vurmaya kalkıştım ben. Senin işin de zor. Nefret ediyor olman lazım. Susmuş ya. Bak, yanında olmak zaten zor. İşleri daha fazla zorlaştırma. Sus. Senin yanında olmak kolay mı zannediyorsun? Karısını, ailesini hiçe saymış bir adamın yanında olmak, üste bir de elini tutmak ve etrafına gülücükler saçmak çok kolay falan mı sanıyorsun sen? Kolay zannediyorsun. Günaydın doktor hanım. Günaydın Nerimancığım. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk. Geliyorlar. Geliyorlar. Gel canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz doktor hanım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun Müjgan Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle ben konuşmak istedim çünkü sevgili eşim olan bağlılığınız, inancınız beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere biz yakın bir zamanda çok çirkin bir iftiraya uğradık. Sevgili eşim, Züleyha Yaman'ın vurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ama Züleyha Yaman'ın verdiği ifadeyle aklandı ve aramıza geri döndü. Ve şimdi Sabahattin Arcan'ın bıraktığı şerefli görevi, sevgili eşim dürüstlüğüyle, iyi kalpliliğiyle ve mesleğe olan inancıyla yerine getirecektir. Ben hepinizin huzurunda eşimle gurur duyduğumu söylüyor ve başarılar diliyorum. Hayırlı olsun başhekim hanım. Bana olan inancıyla desteğini ve gücünü hep arkamda hissettiğim, bana olan sevgisini hep hissettiren biricik eşim Yılmaz'a ben de sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere de çok çok teşekkür ederim. Gerçekten zor bir dönem geçirdim ben. Ve bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadığınız için, desteğinizi esirgemediğiniz için sizlere minnettarım. Sabahattin abi çok kıymetli bir yadigar bıraktı. Onun yerini doldurmak çok zor. Ben bunu biliyorum. Ama en azından onun bu kıymetli hatırasına sahip çıkabilmek için ve sizlerin desteğinize layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Çok teşekkürler ediyorum hepinize. Canım sevgilim. Başarılar karıcığım. Çok teşekkürler kocacığım.